Kurban Bayramı öncesi şekerleme imalathanelerinde tatlı bir yoğunluk yaşanıyor. Edirne'nin yöresel tatları badem ezmesi, bademli kurabiyeler büyük bir titizlikle hazırlanarak müşterilere sunuluyor. Edirne'nin en eski şekerlemecilerinden olan Metin Keçeci, bayram öncesi tatlı bir telaş yaşadıklarını belirterek, badem ezmesi ve bademli kurabiye stoğu yaptıklarını, müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını söyledi. Ben önce Edirne halkımızın, müşterilerimizin bayramını şimdiden tebrik etmiş oluyorum. İyi bayramlar geçirmelerini dilerim. Şimdi biz bayram için daha önceki bayramlardan örnek alarak ona göre stoğumuzu hazırlıyoruz. Yeni sezon bademiyle, çok kaliteli bademle badem ezmesi hazırlıklarımızı hemen hemen bitirdik ve devam ediyoruz. Bayram içinde de çalışmalarımız devam ediyor. Hiç işimize son vermiyoruz. Badem ezmesinin dışında bademli kurabiyenin de yeteri kadar stokunu yaptık. Diğer lokum çeşitlerimizi, çikolata kaplı ürünlerimizi de bayram için taptaze, çok güzel bir şekilde hazırlamış durumdayız. Şekerleme ustası Keçeci, Edirne'nin geleneksel badem ezmesi ve bademli kurabiyenin yurt dışından gelen müşteriler tarafından da ilgi gördüğünü, gelen taleplerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Şimdi bizim satışımız bayramlarda şeker bayramı olsun, kurban bayramı olsun değişmez. Çünkü evlere giderken, Edirne dışına giderken mutlaka yine bizim Edirne'nin ürünleri hediye olarak gitmektedir. Evde et yenmektedir. Et olarak Edirne'nin dışına bir hediye gitmez. Edirne'nin birinci derecede gelen yerel tatlısı badem ezmesi ve Türkiye'de de çok tutuluyor ve yurt dışından da bize çok talepler geliyor. Ve yurt dışından yaz tatiline gelen, bayram tatiline gelen işçilerimiz de mutlaka ürünlerimizi yurt dışına götürmektedir. Edirne'de 2010 yılının ahisi de seçilen Metin Keçeci, ürünleri hazırlanırken kullanılan maddenin kaliteli olmasına dikkat ettiklerini belirterek katkı maddesi kullanmadıklarını söyledi. Efendim çok temiz, dürüst ve kaliteli çalışmak lazım. Ham maddenin kaliteli olmasına çok dikkat edilmesi lazım. Eğer ham maddeniz kaliteli değilse sizin ustalığınız da hiçbir işe yaramaz bu arada. Lezzeti ham maddeyle yakalıyorsunuz. Diğer hususlarda tabii ustalığın teknik birikimleri önemli. Şimdi içeride karıştırma kazanımızın yanında bir kapalı kazanımız var. Orada şeker şurubumuz eritiliyor. İçine kazanın su giriyor, toz şeker giriyor. Orada kaynadıktan sonra o kazana şeker şurubu boşaltılıyor. Daha önceden kurutulmuş bademimiz rendelenmiş vaziyette hazır bekliyor. O şurubun içine o badem unumuz atıldıktan sonra gördüğünüz şekilde karışıyor. O bilahare alıyor böyle mermerlerin üzerine alınıyor. Burada soğuduktan sonra da geliyor burada şekillenmeye giriyor. Şimdi burada yoğruluyor. Bu şekilde çubuk çekiliyor. Burada kesilip paketleniyor ve paketlendikten sonra da streçten geçiyor yukarı katta. Satışa hazır hale geliyor. Üretimimizde sadece pancar şekeri kullanıyoruz. Bunun dışında herhangi bir katkı maddesi kullanmıyoruz. Raf ömrünü artırmak için de bir katkı maddeleri de kullanmıyoruz. Tamamen doğal olarak üretimlerimize devam ediyoruz. Çikolatalı kaplama ürünlerde tamamen sırf çikolata, yani küvertür kullanıyoruz. Herhangi bir katkı maddesi onda da kullanmıyoruz. Onun için üretimlerimizin böyle birinci sınıf ham maddeden olmasına özen gösteriyoruz.